Merhabalar biterlerim, merhabalar. Nasıl çekip bu demeyin. Bugün birazcık tamiratıma başlayacağım şunu. Şunu nereye koyayım ya? Şöyle koyayım da bunu. Başta biraz dönme yapacak. Dönme derken şöyle biterlerim. Tamirata böyle en aşağıdan başladık. Nasıl diyeyim? Şöyle geriye gideyim. Şimdi bu buralardan başladık. Tamirlerini yaptık. Nurhan dün birazcık astar çekmiş. Güneşten şey yapamamış. Bak şu yukarıya falan çok güzel olmuş da altları bırakmak zorunda kaldım diyor. Beynime güneş geçti diyor. İşte bu kapıyı da diyorum ya işte 65 yıllık 70 yıllık ev. Ha, şurayı göstereyim. Şurası o kadar kötüydü ki, o kadar Nurhan burayı tümden böyle sıyırdı, deliklerini kapattı. Ara ara yani inip yapıyordu. Nereye göstersem bir tanelerim elimde kalır da. Heh. Bu duvarda buradan biz şuradan başladık. Şuraya kadar burayı tümden sıyırıp bunu daha önce yaptılar ama. Nurhan'la Berk. Ben buraya çok eğilemedim. Yani şu beğenmediğiniz yere bir çuval çimento, iki çuvala yakın şey gitti. Ya işte çok eskiden yapılmış. Yani hiç şey yapmadan şurada dodurluğumuz vardı eskiden. Şimdi koyamıyoruz. Ne koysan çalıyorlar. Yapacağız işte bir tanelerim. Şimdi bu duvar çok kötüydü. Ay çok kötü çekiyorum ya konuşacağım diye. Şimdi şurası düştü sıvaları. Şurada büyük bir parça düştü. Hah. Onları ben şuna takayım. Malzemelerine bakıp söyleyeyim. Kalmamış bana orayı boya diyor ya. Ha ne kalmış burada? Rulom. Allah'ım çıldıracağım ya. Allah Allah. Rulo da verdim ben buna. Rulo mu bulamıyorum? Boya var dedi. Nurhan'a göre şu kadarcık boya her yeri boyar. Bana göre de bir kutu hiçbir yer. Ya rulo mu bulamıyorum? Ben iki kere çıktım indi, bir iki kere. Her şeyi getirdim ya. İşte telefonumu, anahtarı getirdim. Rulo mu bulamıyorum? Burada nerede bulacağım? Allah'ım ya Rabbim ya.
Bizim işimiz çok zor ama bir ucundan başladık bir tanelerim. Bakın şu duvara ne kadar güzel oldu. Burasının keşke önceki halini çekseydim. Neyden böyle karar verdik biliyor musun? Bir tane belgesel izledim. Yunanistan Santorini mi ne? İnanır mısın? Her yer böyle elleriyle sıvanık gibi eski evler olduğu için böyle hep böyle kaba kaba ne buldularsa sıvamışlar sanki üst üste böyle. Hep sonra da karbaya baktım sadece bembeyaz temiz olması bile çok güzel gösteriyor. Biz de dedim nasıl sıvarsak sıvayak Nuran. Bakın bu duvara da Nuran bir çalışmaya başlamış. Dedim ki ama çalışma belki buna birazcık sıva çekeriz zorla da olsa. Çünkü burası sıvasız. Böyle bak ağacın diplerine çalışıyor. Bana diyor boya al sen bol bol diyor. Bak boyamı bitirmiş. Bana diyor ki boya var diyor. Boya var diyor. Ben emek emek hazırlandım. Hadi tamam içindekiyle boyayayım da birazcık. Rulom yok. Ay buraya girdik. Burayı çekebileceğiz mi? Onun için çekmiyorum. Şöyle büyük bir lamba alacağım. Şöyle nasıl diyeyim? Ay. Güzel olur ya uğraşırsan. Buradan böyle girdik. Her yer kırık, dökük. Hani tam sağlam olsa boyadığımda çok güzel olur. Dur, lambayı mı yakayım? He. Hayret ki hayret bir lambası yani tabii ki dönüyor. İşte gene de burada divanımız var hani yaptığımızda kullanırız. Kızım da merakla geziyor. İşte bir bakıma çok büyük ihtiyacı var yani hatalar gözükmüyor ama şura kırsam diyorum, kırsam diyorum ya da kapatsak diyorum. Şimdi kırarız 3 kat yerden belki o kalan boru eskiden kalan boru. Ay ne kadar güzeldi buralar. Eskiden var ya vallahi hala güzel ama delik deşik bir talerim. Delik deşik o deliklere Nuran devamlı çimento falan koyuyor. İşte bir kapıyı falan hiç kulplar yok şeyler yok. El değmiyor tiksiniyor Nuran hala tiksiniyor. Bunları bir temizlik yapıp öyle boyayacağım. Çekilmiyor bir talerim işte bu ışıkla. Onun için çekemedim ne zamandır. Kapılar, camlar işte çok kötü ona korkuyorum. Açarsak elimizde mi kalır? Onun için bir ustaya göstereceğim yani hani açıp kapanabilsin en azından. Çok çürümeler var tabii. Hani burayı da ben söktüremem yani. Böyle olmadı. Hiç açamazsam böyle kapalı boyarım vallahi. Kızım da merakla bekliyor. Size ev yapacağım. Şunlar da bura boştu. Bunları ablam, Şadi ablam geçen sene getirdi. Onlar damda yatarken bunları yan yana koyuyordu, yatıyordu. Damak çıkarın, yatak koyun dedi. Sonra buraya da bekliyordu bunlar. Nuran böyle köşe yapmış yani burayı güzelleştirirsek böyle köşe koltuğu gibi yaparız demiş. Üstüne döşek dikeriz. Şurada var ama kalın bu döşek eskiden benim. Ya burayı Nuran çeker. Nuran ben ne çekemiyorum. İşte mutfak en kötü yerler. Mutfak, banyo, tuvalet her evde olduğu gibi. Çekemiyorum bile oraları vallaha. Yani bilmiyorum. Yapacağız ama. Yapacağız. Bir tabii ki burada da banyo var. Ay çok dönüyor bir tanelerim. Biz çıkak en iyisi. Hep buraya malzeme almaya çalışıyorum. Büyük boya aldım. Şöyle bir Weber aldım. Lan sen yarısını koy Nuran. Şurayı tamir ederken. Yağlı boyamız var. Hediye yağlı boyamız. Onu kıyamamış Nuran. Yukarıda duruyor herhalde. Böyle kumlar var almıştım daha önce içinde kum olan şeyler. Şöyle bir yine astar boyamız var. İşte bakacağız ama ben dedim ki Nurhan'a sürpriz yapayım. Oraya başlamış, bitirememiş. Ben de bu boyayı boyayayım dedim. Ruloyu bulamıyorum. Bir bakayım. Bak rulomu buldum. Bu yeni rulo.
Bunun ucu eskise bile bunu kullanabiliyoruz. Nuran sana aşk olsun. Her şeyi yapıyor bu kadar titiz insan. Ben de o kadar titiz bir insan değilim. Malzemelerimi ne halde bırakıyor? Bakın. Ya böyle mi bırakılır bu ya? Bunun rulosunun ucunu atsak bile bunu kullanacağız. Hadi temizle bunu şimdi. Şu fırçalara bak. Şok geçirdim yani. Şok rulo arıyorum ben de. Rulo bu beğenmemiş. Diyor ki bu güzel boyamıyor diyor. Boyaya batırmış, oraya koymuş. Bakın bunu boyayacak mı burayı? Daha başta yüzüme sıçradı. Diyor. Şu küçük fırçayı alıyor inatla. Hani boyamıyor da. Bundan böyle beni de buna inandırdı. Şöyle 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 yapıyor. Kız bunu insan yıkamaz mı? Ne kadar üzüldüm. Şuna bak şuna. Daha yeni aldım zambak gibi. Sürpriz yapayım dedim yandım sabah sabah. Olmuyordu. İyi izle Nurhancığım. Bak bakayım oluyor mu? Sen o fırçayla rezil oluyorsun. Altında kızım. Biraz sıçrıyor ilk etapta. Ne inanıyor? Şurası çıkmış çünkü. Ondan sıçrıyor. İleri gitmiş. O da donmuş tabii öyle koyduğu için. Sabah o gün uyandım. Bir mala sesi geliyor, mala sesi. Dedim ya hastanın doktor ayağına geldi dedim. Uyandım. Karşı komşumuzun duvarı onlar işte herkesinki kalkıyor işte bizim mahalle böyle tamir. Duvarı sıyırıyor adam bir baktım sabah sabah.
malayla sıyırıyor, sürüyor kabaran yerleri. Sıva yapıyor. İncecik böyle. İncecik kağıt gibi. Vallahi iyice de inceledim. Yaparım kız Nurhan dedim. Ondan sonra kalktım üstümü falan giyindim. Koşa koşa gittim karşıya. Tanıdık zaten o da bizim. Şey yani yaptıran tanıdık. İşte adama dedim böyleyken böyle bizim de böyle bir sürü altlarda böyle ufak tefek yerler var dedim. Şura vardı burayı gösterdim. Birkaç yer var dedim böyle dedim. İşte kaç ay ne yaparsın ne edersin dedim. Bak duvarı da görün Allah'ını severseniz. Bir de benimkine bakın. Göstereceğim şimdi elim boyalı. Aman işte tanıdıkmış da burayı Kivrem bunlar da bizim akraba dedim Kivrem. Siz de tanıdıkmışsınız İsmet abi de tanırım ya bedava olsa ne olur. Hiç fark etmez filan. Pazartesi işte gelirim. 3-5 tane sıvı alırız. İyi dedim bulduk işi yaptırayım dedim. Delikleri, çarıkları, dökülen yerleri. Orayı yapıverdim 5 dakikada vallahi sabah ben çayı demleyene işte konuştum. Çayı demledim. Konuştum. İkinci konuşmaya gidecektim. Başka bir şey soracaktım. Koydu gitti bitti. Ne dedi biliyor musunuz? 5,5-6 milyar dedi. 5,5-6 milyar. Ama bize gelen hain oluyor. Bize gelen hain oluyor. Yaptıran kişiyi de İbo'yu dedim ki ikinci, sonra gördüm ben kendim yaparım dedim bunu duyunca. Yaparım yani dedim ben. Kaça yaptırdınız dedim İbo'ya. Şey abla dedi eline değdirme delinir dedi ben şöyle delinirse delinsin dedim. Hani onu gördükten sonra yapacağız karar verdim yani. Biz de dedi işte 5-600 lira aldı dedi. Anam 5-600 lira. Bize 5-6 bin lira dedi dedim. Ha sizinkinin iki katı dedim. Oraya 600 isten buraya da 1500 istesin. 2000 istesin hadi. Ama bizim şansımızı. Bu adamı zengin zannediyorlar. Adam dedim hasta yatıyor neyine yani zengin. Vallahi bilmiyorum. Herkese iyilik yapan bir adam. Şimdi kendine asla kimse iyilik yapmıyor. Yaparım dedim. Yapıverdim ha burayı. Bu kadar kopmuştu bu kadar. Yapacağı daha gösteririm şimdi. O da benim gibi yaptı. Bak buralar hep yaptık ya. Buralar çok büyük patlamıştı. Depremden sonra. Basmışım.
Allah'a bu kadar. Boyayı bitirmiş, beni inandırdı. Bunu astar olarak yapacağım. Astar bu bir tanelerim. Astar kurusun çünkü yılların duvarı ya şey oluyor. Geri akıtıyor, kurusun. Boya var, boya var. Nurhan dedim, bak sabah ben yapabilirim o tarafı. Bakın, bakın. Boyaya bakın. Ay telefon da düşüyor. Bakın, bakın. Oraya da su koydum. Bir damla suyu da koyunca fazla oldu. Ama iyi oldu. Astar olsun dedim. Daha güzel tutar. Yani şu boyada 20 tane renk vardı. Hepsi soyuldu. Çok tamir ettik. Şurayı ben yaptım. Beber o aldım. Anam kaya gibi bir şey ama çok pahalı. Orayı yaptım, bir de bu köşeyi çünkü çok kalın. Valla bak bu kadar kalınlığıydı kopan yerin. Hani büyüklüğü burada. Kalın kalın. Ha, adam yapacak. Bir burayı yapacak. Bir burada bir iki yer vardı, onu yapacak. Belki tamam benden birazcık daha düzgün yapar. Heh, karşıyı da göstereyim. Heh, bak orayı da o yaptı, gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne oldu? Ne oldu benim yaptığım yer? Benim yaptığımdan ne farkı var? Ben de burayı yaptım. Bak şöyle, bak şuradan. Çok kalın olduğu için tam tutturamadım ama üstüne bir kat daha gidebilirim. Şey giderim o zaman. Bu yüksek mukavemetli aldım da bunu. İşte şuralar zaten... Zaten bu köşeden çöp arabaları vuruyor diyorum ya, bir de depremden sonra çok büyük hasar oldu. Vallahi dökülmeyen yerler böyle dökülmeye başladı. Buralar hep tamir. Şu bölüme diyorum soyayım. Altını bilemiyoruz bak. Görüyor musun? Böyle boş olmaması gerek. Bunu sıyırıp burayı yaparım. İşte adım adım ilerleyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz bir tanelerim. Hadi bakalım. Bugünlük ya beni mahvetti ya. Su kattım bir de az diye boyanın içine. Bak Nurhan buraları var ya. Bu köşelerde buralar var ya, delik 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 delik. Her gün iniyor var ya, yani yemin ederim şöyle ufacık bir deliği tahmin edemezsiniz. Çıktığında kan ter içinde kalıyor. Yani o kadar zor ki elinize bir malı alın da görün. Bir karış ya. Çocuğum bak sesimi duydu. Duvar, arabalar geliyor. Haydi canlarım. Atlama. Haydi bakalım buradan kapatayım. Bir dahaki tamir işinde ne? Ya böyle olmuyor. Tamirden uğran olacak. Bu kapıyı da işte boyamayla olamayacak. Tamam anam, vallahi tamirci diyorsun. Allah canım almasın. Ben iki gün psikolojim bozuldu bu tamirci, sıvacı. Kız yaptığını gördün mü? Ya onlara gelince 600. Duyacaklar zaten, seyredecekler. 600 verdik dedi ya. Ben aklımı yiyeceğim ya. Ya bizimki de böyle tüm bir yer bile yok. Ufak ufak var. Ay 5-6 milyar dedi. Ben öyle dedim, olmaz bana dedim, bir günlük gel dedim. Yövmeyen neyse onu vereyim dedim. Ne dedi biliyor musun? Güldü, yövmeye yokmuş artık. Gözünüz aydın. Hadi hoşça kalın. Yapacağız. Vallahi azmeden dağı delermiş. Her gün Nurhan iniyor, dedim ki hiç üzülme. Bir tane şu kadar mı delik kapattık? Çok büyük iş yapmış say kendine dedim. Bak. Buranın dibi böyle paramparça koptu, kalktı böyle, hep kalktı. Her gün bir yerini yapa yapa Nurhan şimdi beyaz boyamaya geçiyor. Hoşça kalın bir tanelerim. Yeni görenler, duyanlar, sakın abone olmadan gitmiyorsunuz. Hoşça kalın.